Merhabalar, Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 17. Grand Prix'si Azerbaycan yarışını geride bıraktık. Ata hoş geldin. Abi hoş bulduk. Merhaba. Bugün bir de özel bir konuğumuz var. Evet. Yarışın 6. mı bitirdi? Bir 4. 5. bitiren ismi. Max Verstappen. Evet. Onur konuğumuz. Hadi git. Hadi podyum töreni. Hadi. Evet. Güzel bir yarıştı. Çok keyifli bir yarıştı. Hele de sonu muazzamdı. Evet, bomba bir kaza. Harikaydı ya. Direkt girelim hadi. Kim suçlu sence? Perez %100. Başka soru? Bak Sainz'ı da günahım kadar sevmem biliyorsun. Evet. %100 Perez suçlu. Neden? Çünkü Perez'i daha çok sevmiyorum. Yani Tek sebebi bu yani. anladım. Peki bir objektif yorum da alırsak? Objektif yorum alırsak %51 Perez suçlu. Çünkü o Sainz'in yaptığı hareket abi ya her zaman yapılıyor. Ya üstüne üstüne. O zaman mesela Mazepin'i idam etmemiz lazımdı yani. Ya minik minik yer Ya, tabii kapatıyor kendini canım. aslında. Hep Geri. kapatıyor. Hele bunun mesela bunun en fazla yapan kişi Verstappen'dir. Evet. Verstappen frenlemede yön değiştirir, düzlüklerde şey yapar, dalgalanma yapar. İşte milletin önüne kırar. Şeyi hatırlamıyor musunuz ya? Biz böyle şeye millet Sainz'i eleştiriyor da daha birkaç yarış önce Norris'le şeyin Avusturya'ydı galiba. Norris'le Verstappen'in şeyde yaptığı kazayı hatırlamıyorlar mı Avusturya'da? Avusturya mıydı orası? Avusturya'ydı. Birbirlerine çarptılar. İkinci düzlüğün sonunda. Sonra Verstappen patlak lastikle Norris'in üstüne kırdı. Onu niye kimse konuşmuyor? Evet. Onu konuştuk bitti. Hızlı Ya kapattık evet. konuyu. Aynen öyle. Ya aynı hatta daha çok daha hafifiydi bu. Evet. Ama Perez tabii şey olduğu için biraz enayi olduğu için buna çok şey yapamadı yani. Pilot değil çünkü. Yani Perez'in bu sezon belki de hani en her şeyin yolunda gittiği yarışıydı. İlk defa Evet. cumartesi günü Max Verstappen'i geçmeyi de başardı. 2023 Miami'den sonra 33 yarış sonra ilk defa Verstappen'den üstte sıralama turlarını bitirmeyi başarmıştı. Ya bir de bu sezon hani rakibini geçemeyen iki pilot vardı. Biri Sargent'tı. Evet. Diğeri de Perez'di. Sargent zaten hiçbir zaman geçemeyecek artık. Evet, Çünkü Sargent. bir rakibi yok yani şu an. Aynen öyle. Colapinto ikinci yarıştan geçti direkt. Evet, Albon'u. Colapinto. Hakikaten Colapinto'ya da Colapinto. geleceğiz. Colapinto'ya da geleceğiz ama şimdi konuyu dağıtmayayım. Ya Perez dördüncülüğü aldı. Verstappen altıncıya başlayabildi yarışa. Evet. Perez bu arada çok kolay bir ikincilik alıyordu. Hani Sainz orada üstünde durmasa, Sainz'den kaçmaya çalışsa zaten basıp geçecekti yani. Çok rahat bir ikincilik alacaktı. İkincilikten oldular. Durduk ya Russell'a da bu arada çok bedavadan bir podyum gelmiş oldu. O da yani güzel. Çok iyi oldu. Yani Russell hakikaten hiç beklemiyordu. Tabii, bedavadan podyum ya. Ama şey yarış öncesi şey yarışla ilgili beklentisini ya ilk dört kaza yapsın birinci olayım şeklinde bir Evet. açıklaması vardı. Yarısı Doğru. tuttu yani. Yarısı tuttu. Podyuma gelebildi yani. Bir de Piastri Lökler de şey yapsaydı ama Piastri ile Lökler kaza yapacak kadar yaklaşamadılar hiçbir zaman. Yani Lökler çok denedi Piastri'yi geçmeyi. Evet. Burada da abi konu şeye geliyor aslında. Ya. McLaren'in biraz garip olan arka kanadı. Evet. Gördün Yani mü onu? gördüm. Ben bu arada onun hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Neden biliyor musun? Neden? McLaren kaç yarıştır? Çok iyi durumda. Çok hızlı. Düzlüklerde mesela ben şeyi hiç unutmuyorum. Silverstone'da Mercedesler 1-2 giderken McLaren'e 3-4'tü. Bir yağmur yağmaya başladı. McLaren'ler çok o şey kuru zemin lastikleriyle gerçek üstü bir şekilde Mercedes'leri geçtiler çok hızlıca. Veya çok alakasız geçişler falan yapıyorlar. McLaren'de bir cacık oldu belli. Ta kaç yarıştır. Ama bu arka kanat olsaydı yani biz bunu Twitter'da bir kullanıcının yorumuyla öğrenmezdik yani. Lime lime incik cincik inceliyorlar zaten. Çoktan tespit edilirdi Çoktan diyorsun. tespit edildi bir de bariz bir şey yani. Hani kanat düzlükte çok fazla geriliyor ve birazcık DRSM ise alttan açılıyor. Ha, eyvallah ama bu zaten çoktan tespit edilirdi yani diğer takımlar tarafından ve şikayet edilirdi. Yani tabii yani zaten takımlar böyle bir anda performansı yükselen diğer araçlara böyle bir detaylı bakıp Tabii hani canım. şikayet edebilir miyiz diye hemen bir Röntgenini çekmişlerdir McLaren'in yani. O aynen yüzden öyle. ben o arka kanatta bir şey olduğunu sanmıyorum. Evet. Hatta belki eğer böyle bir McLaren'in gerçekten bu alengirli olayı hafiften ifşa olmaya yakınsa eğer McLaren bunu kasıtlı olarak bile internete sunmuş olabilir. Arka kanada odaklanılsın diye. Belki çok başka bir yerde Hedef olay yani. şaşırtma diyorsun. Evet.
Yani evet, sene başında da Red Bull'la ilgili iddialar vardı ya. İşte evet. Onlar da illegal bir şey yapıyorlardı. Sonra ön kapatmak kanadı, zorunda kaldılar falan. Ön kanadı esniyordu biraz. McLaren de esniyor bu arada ön kanadı. İkisinin de ön kanadı virajlarda esniyor yani. Düzlüklerde hiç esnemiyor falan. Bir garip işler ya, bakalım. Ya McLaren'e de bakarsak cumartesi günü ikinci sırayı alan bir Piastri var. Evet. Q1'de elenen. Q2'de mi elenen? Q1'de yok. 17. başladı Norris. Değil mi? Q1 yani tabii, gridde tabii. 15. 17, ama 17. Şeyler Gazi şey Hamilton'ların falan şeyi başladı var. Hamilton Ocon pitten başlamışlardı. Yani Q1'de elenen Norris var. Şampiyonluk mücadelesi yapması beklenen bir Norris varken kendini bir anda Q3'e bile atamayan bir Norris gördük. Peki ben sana şu tarafından bakayım olayın. Şampiyonluktaki en yakın rakibi ya, hatta onu yakalaması mümkün olan en yakın rakibi 17. sıradan başlayıp kendisinin daha önünde bitiren bir Verstappen var. Norris evet. Verstappen önünde bitirdi. Evet. Ne oluyor? O da... Ne oluyor? Koca Mars Verstappen ne oluyor? Bu arada miyallıyorsun kenarda. Ne oluyor ha? Vallahi ata Verstappen tombala yapar gibi şey yapıyordu ya bir ara. İşte kaçıncı sıradan başlayıp yarışı evet. bitirecek yani işte atıyorum 12'den başlayıp hiç bitirmedi. İşte 11'den başlayıp hiç bitirmedi. Orada böyle şey bayağı evet. tombala oynar gibi o sayıları dolduruyordu. Bir anda bir bakmışsın. Evet. Yani pit yapıp geriye düşüp 15'ten. Ondan sonra gelip de seni geçen ve hakikaten 15'ten gelen ve yani yanına kadar gelip sonra pit yapıp geriye düşüp bir daha geçen bir Norris gördü. Evet. Verstappen için sezon bir anda tersine döndü yani. Felfecir oldu ya. Perişan oldu yani. O Red Bull'da hayır gelmeyecek de işte tabii birkaç yarış önce de ilk McLaren böyle hafiften boy göstermeye başladığı zaman söylemiştik ya şeyi. Belki de Verstappen 2009 Button gibi şampiyon olacak. Evet. Hani böyle ilk birkaç yarış kazanıp sonra kötüleşip ama bir şekilde puan ala ala sezon sonunu getirip şampiyon olacak gibi duruyor. McLaren çoktan takımlar şampiyonu. Zaten bu haftadan geçti. Şu an evet. birinci sırada McLaren. Evet. Bu Zac Brown'a yazar bu arada. İnanılmaz bir başarı bence. Katılıyorum. Geçen sezon yani 9. takımını şu an takımlar sıranızda birinci yapmak çok efsane iş. Artık ne katakulli çeviriyorlarsa biz de öğrenelim ya. Güzel çeviriyorlar yani. Ya şimdi de şeye baktığımızda da Piastri'nin yarışı Leclerc'le geçti evet. tamamı. Pitler 51 turluk yarışın 15 ve 16. turlarında Piastri ile Leclerc pitleri yaptılar. Pitlerin çıkışında 20. turda Leclerc'i geçen bir Piastri gördük. Evet. Ve sonrasında Leclerc'in Piastri'yi geçecek hiçbir olgun hata olmadı. Değil ya, mi? Olamadı. Evet. Yan yana geldiler mi? Yok. Sıfır. Yan yana bir de gelemediler. Hep, sıfır. Yani şeyde start finish'in bitişinde evet. Hep içeriği kapattı Piastri. Leclerc de hiç oradan pozisyon çıkaramadı. Ve inanılmaz yani. Hani o yüzden de mesela Piastri'nin yani McLaren'in arka kanadında bir cacıklar olması o yüzden de çok aslında kulağa mantıksız gelmiyor. Az önce mantıksız dedi ama şöyle bir şey. Yani 2.2 kilometrelik bir düzlük orası. F1 şu an mevcut pistlerdeki en uzun düzlük. Mars Verstappen bir saniye babacığım. Sen artık podyumda değilsin. Git. En uzun düzlük 2.2 kilometre. Evet. Arkanda formda bir Ferrari var. DRS açık geliyor ve sana yetişemiyor. Evet. Ya her düzle 0.8 farkla çıktılar. 0.4-0.3 ile bitti. Sonra hep her tur böyle. Lökten'e zaten arka lastikler tükendi gitti sonra yani. Evet. Evet, öndeki takımların stratejilerine baktığımızda ya herkes... Strateji. Aklıma geldi bir anda. İkinci sezonunda çok Ferrari için çok konuşuyor. Bir de konuşuyorduk ya. Spotify'dayken. Evet. Evet. Sen devam et. Lafını kestim, özür dilerim. Norris geriden başladığı için hard lastiklerle başladı yarışı. Onun dışında herkes mediumlarla başlayıp ondan sonra işte 12 ile 16. turlar arasında hardları taktılar ve yarışın sonuna kadar gittiler. Norris de 37'de yaptı pitini. Evet. Ve yaptığı pitten sonra da gelip tekrar Verstappen'i geçebildi. Bu arada Piastri'nin galibiyeti Norris'e yazar. Çünkü Norris bir ara şeyi çok güzel yavaşlattı. Kimi Perez, yavaşlattı? Perez'i çok güzel yavaşlattı. Evet. Ve Piastri'ye çok güzel bir boşluk tanıdı orada. Norris orada gerçekten normalde Piastri'den bekleyeceğimiz görevi yaptı. O yüzden de şaşırdım yani. Hani orada çünkü kendi yarışında biraz çöpe attı. Fazla o lastikle giderek. Yani evet orada yani bir saniye iki saniye arası bir şey kazandırdı Piastri'ye. Tabii canım. Şu an adam dördüncü bitirdi mesela. Ya üçüncü bitirseydi. İkinci bitirseydi. Çok efsane olurdu yani. Evet. Yani şeyde de zaten yarışın sonuna doğru
Piastri, Leclerc ve Perez'in tempoları birbirine yakındı. Ama dediğin gibi bir yerde Leclerc Piastri'den koptu. Yani tabii, lastikler tabii. Kirli havada gitmenin dezavantajıyla. O arada da Sainz yakaladı işte. Evet. Zaten her şey de sonlara doğru işte 49-50. Turdaki o Perez, Leclerc atağı, Sainz'in gelişi, hı-hı, ve sonrasında o büyük kazayla sonuçlandı. Leclerc'in arka tekerler zaten 41'de falan bir gitti. Sonrasında işte 46 gibi, 47 gibi şey radyo mesajı geldiğini hatırlıyorum. Arka lastiklerim yok diyordu, hı-hı, direkt. Ve her virajda şey, bir taraftan da piyasada ön lastikleri yoktu. Her virajda yüklenmekten, yani viraja hız taşımaktan ötürü ön lastikleri yoktu. Ama o işte arka lastik versus ön lastik şeyini kazanan Piastri oldu tabii ki. Evet. O da şaşırttı beni. Çünkü Ferrari biz bu sene hep şeyle gördük. Lastiklerine bebek gibi bakmasıyla gördük. Lastik kullanımı müthişti Ferrari'nin. Bu yarış öyle olmadı ama ya. Ki Leclerc yani ya şeyde Azerbaycan'ın adam neyse kralı gibi bir şey. Yine galibiyete çeviremedi ama. Galibiyeti çeviremedi. 4. polünü. Toplamda da 26. polünü yani. Kesinlikle galibiyete çeviren. Evet, 26 pol. Çok kötü bir istatistiği var. Gerçekten ya. Yani şey, Monaco ile yaşadığı sorunlu ilişki Bakü'ye taşındı gibi bir yorum vardı. Seneye yani de Bakü'yü çözdü işte. Bu sene Monaco'yu çözdü. Ya yani, o ne büyük bir keyiftir ya. Değil mi? Ya Monaco'lusun. Evinde galibiyet almak. Monaco'lusun, Ferrari ile Monaco'da kazanıyorsun ya. Sonra gidip bir de şey, aynen, Monza'da kazanıyorsun. Ha, tertemiz şey benzetmesi yaptık ya. İşte geçen sezon Fener'in Galatasaray derbisini kazanması. Evet. Şampiyon olamadı ama böyle şeyler yetiyor yani. Aynen öyle. Monza'da evet. Ferrari. Evet. Yani Ata şey, Ferrari burada sadece Leclerc'le puan alabildi. Sainz'in kazası sonrasında. Norris de şanslı bir şekilde dördüncü bitirdi. Yani evet. Orada Perez Sainz kazası ona güzel bir ikram oldu. Bir de en hızlı turu da aldı Norris aldı, galiba. Evet aldı. Yani şey, Verstappen'le 3 puan fark kapatabildi ama. Evet. Aynen yani öyle. Dördüncü bitiren bir Norris var. Beşinci bitiren bir Verstappen var. Verstappen şampiya. Ya Norris çok yani fırsat çok tepiyor. Evet. Çok fırsat tepiyor. 70 puan mı ne var hala? 60 mı ne var yani? Onu nereye kapatacaksın abi? 60. Ya Verstappen'in şu kalan 7 yarışın ikisinde DNF olması lazım. Norris'in kazanacağı 2 yarış. Evet. Daha Verstappen'in DNF olması lazım. Hı hı. Çok da uzak durmuyor bu arada o ihtimal artık. Verstappen şey ya, şu an çok kötü bir aracı sahibi. Değil mi? Çok kötü aracı yani. Hakikaten. Bak mesela haftaya Singapur. Verstappen'in yarışı bitirme ihtimali %50-50 ya. 50-50 yani. Yani zaten Singapur çok ters geliyor Red Bull'a. Yıllardır ters. Geçen mesela geçen sezon tarihin en dominant sezonu. 22 yarışın 21'ini kazandılar. Diğer o kazanamadıkları yarış Singapur'du işte. Evet, Sainz kazanmıştı. Sainz'in tek galibiyetiydi. Evet. Ben de askerdeydim ya. İzleyememiştim. Araçların tempolarına baktığımızda da inanılmaz yakın aslında. Yani Piastri, Sainz, Perez, Leclerc %3 saniye içindeler ortalama, evet, tempoda. .2 ve .3 arkalarında da Russell, Norris, Verstappen var. Hı hı. Ya Hamilton çok adapte olamadı. Ön taraftaki 4 takımın hani en zayıfı bu yarış o kaldı ilk defa. Öyle öyle. Russell gene cayır cayır gidiyor. 8. bilmem kaçıncı. Evet. Hamilton abi 12 falan zordu yani. Puan aldı mı Hamilton bu yarış? Hamilton almış. 9. oldu. 9. oldu. O da işte şeyle yani iki aracın yolda kalmasıyla aslında 11. Kimin olacak gerisinde kalmış? Francisco Colapinto'nun gerisinde muydu kalmış. F'si neydi ya? Galiba. Bakayım. Şeyde Franco. Franco Colapinto, Arjantinli Formula 1 pilotu. Evet, Colapinto. Ne diyorsun? Colapinto yani yarışı. Abi F2'de çok iyi bir pilot değildi bu arada. Yani böyle hani bir Yırmın, bir Antonelli. Evet. İşte onlar gibi değildi yani. Hani Colapinto. Ben hiç adını bile şeyde hep böyle col col görüyordum da öyle çok da şey yapmıyordum yani. Dikkatini çeken. Dikkatimi çekmiyordu değil. Evet. Ama inanılmaz bir performans sergiliyor. Yani Albon mu kötü bu aralar? Colapinto mu, Williams çok güzel geldi anlamıyorum. Ama Albon da zaten 9. başlayıp 7. bitirdi. Yani şeyi çok, evet, iyi kullandılar. Mercedes motorlu araçlar buradaki düzlük hızını, hı-hı, çok iyi kullandılar. Williams da hani Williams'a ara ara geçen sene de böyle çok iyi uyan pistler, evet, oluyordu ya. Yani, hı-hı, bu yarışta biraz o oldu. Yani Colapinto'nun öyle bir çaylak şansı da oldu. Evet. Ama sonuçta şey hani bu yarışta gelip ya her ne kadar çok olaylı bir yarış olmasa da sonuna, hı-hı, kadar
tehlikeli virajlar var yani burada da. Tabii canım. Yani sonuçta o kale önü viraj mesela şey hani, diye de geçiyor. En dar viraj yani. Evet. F1 en kısa virajı aslında. Hı hı. Yani 5 metre. Evet. İki viraj arası mesafe. Aynen öyle. Ya çok bir Bakü çok güzel pist ya. Gerçekten bence cadde pistleri arasında bak Monaco'da dahil en iyisi olabilir. Ya Monaco zaten yarış açısından çok kötü. Monaco kötü yarışılmıyor. Bak, Monaco yani şey, görsel şölen yani. Bakü'de her şey var. Hı hı. Tamam, düzlüğü de var, virajı da var. İşte yüksek, orta, düşük hızlı virajları da var. 2.2 kilometrelik düzlüğü de var. Monza'dan daha büyük speed tapınak bence yani. Hı hı. Bir taraftan çok da güzel gözüküyor. O hı, filarmoni bilmem ne falan, o düzlük filarmoni düzlüğü var. Müthiş gözüküyor. Bence Bakü cadde pistleri arasında en güzeli yani. Evet. Net. Bunun için Oli Bearman da puan aldı. Vallahi. Hem Ferrari ile hem Haas'la. Valla çok acayip bir adam geliyor ya. Yani Bearman'dan mı daha mutlusun, Antonelli'den mi? Ben aslında ikisinden de bayağı mutluyum. İkisine geliyor olduğundan. Peki hangisinden daha umutlusun? Ha, umutlusun diye mi sordun? Hı. Hangisinden daha umutluyum? Abi galiba Bearman. Çünkü Bearman. Bearman. Çünkü F2'de birkaç yarışlarını izledim. İkisi de Prema Racing'de yarışıyor. Hı hı. Son birkaç yarışlarını izledim F2'de. Hı hı. Abi Bearman Antonelli'yi bir switch backler yapıyor. Ha, bir anlatmıştım. Parmağında oynatıyor. Bak anlatamam sana. Evet. İnanılmaz. Yani merak eden varsa şu an açsın izlesin son birkaç F2 yarışını. Abi böyle parmağında oynatıyor adam ya. Hı hı. Antonelli var ya, havada karada tokatlıyor yani. Evet. Ben tam tersi sanıyordum. Hı hı. Çünkü bir taraftan Ferrari Driver Akademi'den çıkıp Haas'a geçen bir adam var. Bir taraftan da tarihinde ilk defa Mercedes'in rookie olarak pilot şeyine oturttuğu, koltuğuna oturttuğu bir pilot var. Sanıyorsun ki Antonelli şey yani Verstappen 2. Ya öyle bir havada çizildi yani. Hani öyle bir havası ama yani Bearman inanılmaz. Cidden çok acayip şeyler bekliyoruz. İnşallah bir an evvel Haas'tan falan kurtulur yani. Güzel bir takımda izleriz bir an evvel. Yani. Ya Haas'tan gideceği rota da Ferrari. Ama orası ya belli da bir süre olmaz canım. Kapalı olacak gibi. Belli olmaz. Başka takımları da gider ya. Ya tabii mümkün. Evet, bu yarışın sonunda puan durumunda da Verstappen 313, Norris 254, Leclerc 235, Piastri 222. 59 puan mı Verstappen'in Norris'in arası? Değil mi? 313, kaçıyor? 354. 46. Evet, 59 puan. Ya yani Norris Verstappen'i geçer mi derken zor. Şaka maka Leclerc'e falan geçilecek. Ha? Ferrari'nin tempo da arttı. Tabii tabii. Leclerc kazansaydı, Norris de böyle bir puan falan alamasaydı Leclerc ikinciydi şu an. Evet. Aynen evet, öyle. Yani, bayağı ikinciydi yani. Tabii tabii. İki araç da yolda kalmasaydı sonuçta şu an aldığı 12 puanı da alamayacaktı. Aynen. Piastri de hak ettiği yere geldi. Dördüncülüğe geldi bence. Onu da tebrik etmek lazım. Asıl değişiklik şeyde takımlarda McLaren liderliği sonunda aldı. Gizli liderdi. Evet. Kaç haftadır bekliyorduk liderliği çıkmasını. Bu hafta itibariyle 476 ama puan, 20 puan öndeler dedi. Takımlar şampiyonası bence bomboş abi. Bomboş iş. Ya hiçbir önemi yok. Evet, takımlar da çok önem vermiyor gibi. 2021 sezonu mesela kim kazandı? Mercedes. Red Bull kazandı bence yani. Tam takımlar şey şampiyonasını Mercedes kazandı ama. Genel olarak diyorsun. Tabii canım, adam geberdiler yani. Herkes tabii ağlıyordu falan. O nasıl da Constructor Championship? Tabii tabii. Öyle bir dünya yok ya. Pilotlar şampiyonası abi önemli olan. Hı-hı. Yani orada da Ferrari de girdi aslında potaya. Yani Ferrari de şey değil. Evet tabii tabii, çok uzak değil. Ferrari'nin temposunun artması da orada keyifli bir sezon beraberinde getirecek. Red Bull 3. bitirebilir bu sezonu. Mümkün. Evet. Ya Perez'den bir de her hafta böyle bir performans da alamıyorlar. Görüyoruz yani bunu. Gayet evet, mümkün. Evet. Evet, buradan şeye geçelim. Fantasy takımlarımıza geçelim. Ben takımıma inanmaya devam ediyorum. Takımım aynı. Aldığım puan da 10 mu? 174. 177 evet. 177 aldım. Bence güzel puan bu arada. Tabii tabii. Çok iyi. Yani 100 üzerinden ha. 7 sayısını sevdiğin için rakam olarak. 200 üzerinden değil mi puanlar? Tabii tabii aynen. Yani 200 üzerinden 170'e bayağı iyi bu arada. Evet. Ben de bu hafta bir değişiklik yapmadım. 243 puan aldım ben de. Evet. Pitbot liginde de Olcay'ın liderliği sürüyor. 3869 puanda kendisi. Bu hafta en yüksek puanı alan John Cena. John Cena tanımadığımız bir arkadaşımız değil mi? Birinin iki herhalde, bilmiyorum. Tanımıyorum. Yani sen de ben de. John Cena'yı merak ediyoruz. Kim acaba? Evet, John çok Cena istikrarlı yani. Evet, 290 puanda. Yani John Cena da izliyorsa videolarımızı yorum yazsın kendisine. Umarım izliyordur ya.
Yani değil mi? Pit liginde yarışıp girmiş ya. Sonra Formula 1'e şey yapmış. Ha, izlemiyorsak yarın bir günde kazanırsa şey bir şey yapamayız yani. Gönderemeyiz. Bir şey gönderemeyiz yani. Yani. Vallahi evet. ikinciye gider. Aynen ikiye. Öyle. Aynen öyle John Cena. Evet. Ata en son şey konusu var bir de. Seneye belli olmayan iki koltuk var aslında. Kick. Bir Kick Sauber. Bir de şey. Visa Cash App Racing Bulls'un ikinci kol. Bu hafta ya Singapur'dan sonra Lawson, Ricardo ya da Perez açıklanacak diye bir tweet okudum bugün. Ya evet çünkü ama, ya yani, bu arada Lawson Red Bull takımlarından birinde seneye kesinlikle yarışacak diyen bir Helmut Marko vardı. Evet. Tamam. Yani işte Perez'i kaydırma ihtimalleri var mı sence? Var. Perez mesela ya şey gibi görünebilir hani böyle sınıf düşme gibi gözükebilir ama F1'de yarışmaya devam etme teklifi geldiği sürece bence bunu kabul etmeyecek pilot yok. Ama ne yapacaklar şeye? Red Bull'a kimi çekecekler? Bulurlar birini. Yani içlerine sinen biri olması da yani işte. Sunoda'yı mı çekecekler? Ricardo'yu falan Bulur. Çekerler yani. Ricardo o kadar da hak etmiyor ki yani. Ya iyi, en azından şey yani şu an araba kötü. Hı-hı. Kaza da yapmaz Perez gibi. Çok kaza yapmıyor öyle. Araba güvenli bir şekilde finişe getiriyor yani. Hı-hı. Bence çok kötü şey değil. İğrenç bir pilot. Tam evet. Berbat. Çok yüksek ihtimalle ben ondan daha iyi sürüyorumdur. Öyle bir izlenim var bende. Evet. Ricardo'dan daha iyi olduğumu düşünüyorum. Ama gene de sürebilir yani Red Bull'u. Evet bakalım. Bu koltukları da merak ediyoruz. Yani Joe'nun devam edip etmeyeceği de. Yok. Joe'nun hiç tadı yok ya. Evet, Joe saldı berbat. Bayağı. Berbat ötesi. O Silverstone muydu ya? Kaza. Kazadı. Ne olduysa abi orada travma mı geçirdi? Bir şey mi oldu? Adam yok yani piyasada. Evet maalesef. Öncesinde muazzam. Ama araba da çok kötü yani. Ha böyle şey gibi. Enstrüman çalmaya yeni başlamış birine şey derler ya, böyle çok kötü bir ekipman alma. Ki zaten beceremiyorsun. Bir de üstüne ekipmanın da kötü. İyice soğursun diye. Bence Joe'nun durumu da öyle. Adam zaten bir güvensiz bir kötü. Bir de üstüne araba da iğrenç. Öyle olunca berbat bir kombinasyon çıkıyor ortaya yani. Evet bir de yani atı biraz da kültür sanat diyelim. Shogun tabii. Almış şeyi. Gece Emmy ödüllerini yakından takip ettik. Shogun dizisi. Abi, bilmiyorum izledin mi? Japon kültürüne olan ilgini ve sevgini. Evet. Her fırsatta dile getiriyorsun. Tabii ki. İzlemedim. Ve 18 dalda Emmy almasını ben çok komik buldum. Çünkü o dalların bazılarına baktım. Evet. Abi bildiğin bak şimdi bizim mimarlıkta da olurdu biliyor musun? Ödül almak için verilen ödüller. Vermek için bak. Bir tane şöyle bir kategori gördüm. En iyi fantazi saç tasarımı. Böyle, bu nasıl Emmy ya? Abi tabi biz de girelim ona bu arada yani. Kardeş bu da emek yani, o. Ha tamam emek. Tamam kostümdür işte. Yapıyor. Tamam kostüm dedim bitti. Makyaj dedim bitti. Fantazi saç tasarım diye kategori mi olur? Kazara biz de ödül alırız ya öyle bir yarışmada. Evet. Ya Shogun'un biraz avantajı da şu. Çok fazla bu sene iyi dizi yoktu. Mesela o Succession'lar, Maxession'lar evet. Falan bu sene yoktu. Şahsiyet. Neyse ben Japon tabii şey şahsiyet. O da Emmy aldı. Tabii. Ne Emmy'si tam bilmiyoruz ama aldı. En iyi erkek oyuncu, en iyi yabancı erkek oyuncu mu öyle bir şey? Yani. Amerikalı şeyde, olmayan. Ya, prime Time Emmys var bir bildiğim kadarıyla. Aynen. Hani Amerikan yapımlarını şey yaptıkları bir de hani yabancı yapımları evet. Değerlendirdikleri yerde aldı galiba. Neyse Haluk Bilginer'in de ödülünün hakkında verelim. Şey olmasın. Ayıp olmasın. Bize yani. Düşmez mi? Tabii Pitbot. Pitbot biliyorsun. Tabii Haluk Hoca'nın hakkını verelim burada. Yani. Aynen öyle. Evet Azerbaycan Grand Prix'sini geride bıraktık. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Atan'ın ara sıra ara ortaya attığı iddialı konularla ilgili de yorumlarınızı bekliyoruz. Ara ara alıyoruz güzel yorumlar. Evet. Olumlu olumsuz. Evet. Güzel. Güzel. Aynen daha devam. Fazla da olmalı yani. Aynen devam. O yüzden yazanlara da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yarışta Singapur'dayız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.